Blender'da futbol topu en kolay şekilde nasıl modellenir bu videoda bunu göstereceğim. Öncelikle sahnedeki küpü silelim çünkü bu küp üzerinden başlamayacağız. X'e basıyorum klavyeden ve delete butonuna tıklıyorum. Yeni bir obje ekleyelim. Add diyorum. Mesh diyorum ve silindirin üzerindeki seçeneği seçelim. Nesnemiz bu. Bu nesne üzerinden futbol topu oluşturacağız ve gerçekten kolay bir şekilde oluşturulabildiğini göreceksiniz. Bu nesneyi eklediğimizde sol altta küçük ayar kutusu çıkacak. Subdivision'ı 2'den 1'e çeviriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra modifier'a geçelim. Modifier sekmesine geliyorum ve bevel ekliyoruz. Bevel'ı aktif ettiğim zaman seçenekler arasındaki only vertices seçeneğini işaretliyoruz. Bunu işaretlediğimiz zaman bevel modifier'ını sadece köşelere yapacak Bakın şu anda edge'lere de modifier uyguluyor. Only vertices seçeneğini işaretlediğimiz zaman sadece köşelere bunu uygulamış olacak. Offset değerini de 0.35'e çeviriyorum. Bu düzenlemeyi yaptığımızda sahnedeki nesnenin bir futbol topuna çok daha fazla benzediğini göreceğiz. Sahnedeki çizgileri iptal için bu butona tıklayalım. Bu işlemleri yaptıktan sonra Apply butonuna tıklıyorum. Bu modifier artık nesneye tamamen eklenmiş oluyor. Sonrasında bu modifier üzerinde düzenleme yapamayacağımız anlamına geliyor. Nesneye dikkat ederseniz facelerinden bazıları beşgen, bazıları altıgen. Beşgen olan facelere siyah rengi vereceğiz. Diğerleri de yani altıgen olan renkler de beyaz renk olacaklar. Bu nedenle bu iki materyali de düzenlemeye başlayalım. Materyal sekmesine geliyorum. New diyorum. Buraya white diyerek base colorı beyaz olacak şekilde bir materyal ekliyorum. Artı butonuna tıklayarak yeni bir materyal daha oluşturacağım. New diyorum. Bunu da siyah olarak tanımlıyorum ve base color kısmını tamamen siyah olacak şekilde ayarlıyorum. Şu anda elimizde siyah ve beyaz olmak üzere iki adet materyalimiz var. Şimdi klavyeden tab tuşuna basalım ya da object modun üzerine gelip edit moda tıklayalım ve klavyeden yine 3'e basarak face modunu aktifleştirelim. Topun üzerindeki beşgenlerden bir tanesini seçelim. Seçil olarak görünmüyorsa overlay'i kapattığımız için bunu tekrar açabiliriz. Tek tek diğer beşgenleri seçmemize gerek yok. Bu poligona benzer, bu beşgene benzer diğer beşgenleri de otomatik olarak seçtirebiliyoruz. Select kısmına geliyorum çünkü diğer beşgenleri de seçmek istiyorum. Benzerlerini seçmek istiyorum istediğim için Select Similar seçeneğinin altındaki Polygon Sites seçeneğine tıklıyorum. Böylece seçili olan face'e benzer diğer face'leri de otomatik olarak seçtirmiş olduk. Siyah materyalimizi seçiyoruz ve Assign butonuna tıklıyoruz. Render moduna geçtiğimde buradaki seçeneklerden ve face seçimini kaldırdığımda seçili olan face'lerin siyah materyalle kaplandığını görüyoruz. Şimdi altıgenleri seçelim benzer şekilde ve Select, Select Similar ile Polygon Size'ı seçiyorum. Böylece diğer altıgenleri de otomatik olarak seçtiriyorum ve beyaz materyali seçip Assign butonuna tıklıyorum. Şimdi klavyeden A harfine basarak topun üzerindeki tüm face'leri seçtirmiş oluyorum. Küçük bir extrude vermemiz gerekecek çünkü topların dikiş noktalarında kabartmalar oluyor. Sol taraftaki extrude ikonuna basılı tutuyorum ve extrude individual seçeneğini seçiyorum. Bu ne işe yarayacak? Her bir face'e extrude verecek. İşlemi uyguladığımda bu şekilde göreceğim. Çok fazla vermiyoruz. Bir topa benzer şekilde vermemiz gerekiyor. Yaklaşık bu ayarlarda vermek istiyorum. Bunun da ne kadar olduğunu buradan görebilirsiniz. 0.04 olarak tabi bunu eksi olarak yapmamız gerekiyor. Eksi 0.04 değerinde verelim. Siz bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Ve sağ taraftaki şu oku açıyorum. Böylece transform panelini göreceğiz. Hemen alttaki kriz değerini 1 olarak değiştiriyorum. Niyetimiz kenarlara biraz daha yumuşaklık vermek. Bu nedenle edit moddan çıkıyorum tekrar object moduna. Bir modifier daha eklememiz gerekecek. Dolayısıyla modifier sekmesine geliyorum. Add modifier kutusunda subdivision surface seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneklerden simple'ı seçiyorum çünkü bir bozulma olsun istemiyoruz ve subdivisions değerlerini hem render'da hem viewport'ta 3 olarak değiştiriyorum. Bu kenarlara biraz daha yumuşaklık, biraz daha ovallik vermek için de tekrar bir modifier ekliyorum ve bu sefer deform'un altındaki kesti seçiyoruz. Biraz daha yumuşamaya başladı. Buradaki değeri, faktör değerini arttırmam gerekecek. Biraz kenarlarının yumuşamasını sağlamak için manuel olarak artıralım. 0.9 olarak değiştiriyorum ve son olarak nesnenin üzerine sağ tıklıyorum ve şu kareleri iptal etmek için daha smooth bir hale getirmek için Shade Smooth seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi futbol topumuz hazır. Eğer 0.9 değeri hoşunuza gitmediyse 0.95 yapabilirsiniz. Farkı görüyorsunuz veya tam tersi 0.8 gibi değerler de yapabilirsiniz. Kendi top şeklinize karar verin. Ve topumuz hazır. Evet bu videoda Blender'ın içerisindeki özelliklerden faydalanarak özellikle modifier sekmesine başvurarak bir futbol topunun nasıl modellendiğini gösterdim. Bu videomuz bu kadar. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.